Trakya Üniversitesi Genetik Biyomühendislik Bölümü ne zaman kuruldu? Bu bölümün Edirne tarımını halkına kattı ne olacak? Tarım Saati'nde Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yeni kurulan ve 2015-2016 öğretim yılında faaliyete geçecek olan Genetik ve Biyomühendislik Bölümü gündeme getirildi. Yani yaklaşık bölümümüz çok yeni. Yani evet. bir yıllık bölüm. Geçen sene tam bu zaman kuruldu. Yani evet. 2014 yılında. Evet. Hangi dersleri vereceksiniz? Evet. Hangi öğretim üyesiyle, hangi imkanlarla, hangi fiziki imkanlarla, hangileri vereceksiniz diye bunları zaten önce bunları hazırladık. Böyle bir dosya hazırladık. Biz YÖK'e sunduk. Ardından evet. bu bölümün kurulmasından itibaren. YÖK de bunu bize uygun gördü. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Doçent Doktor Yalçın Kaya'nın konuk olarak katıldığı Tarım Saati programında bölgemizdeki üniversite adaylarına detaylı bilgiler verildi. Edirne bir tarım kenti. Tarımın esas para kazanılan kısmı teknoloji ürün üretme kapasitesi. Evet. Şimdi tarımın kalbi nedir? Tohum. Tohumdur. Değil mi? Tohum ne kadar iyi olursa o kadar daha yüksek performans sağlarsın. Gittikçe de iş oraya doğru gidiyor. Verim sağlarsın. Evet. Daha yüksek gelir elde edersin. Ama tohumun kalitesiz de istediğin kadar üretim tekniğini istediğin kadar yap, kapasitesi belli şeyde belli. Kalır. Daha yüksek evet. seviyeye çıkmaz. Bizim de bu genetik ve biyomühendislik bölümünün bu şekilde planladık biz. Yani direkt bitki ıslahı ve tohumculuğuna yeni çeşitler kazandıracak. Bu çeşitleri geliştirecek bitki ıslahçıları ve genetikçileri yetiştireceğiz bu bölümde. Biz bu konuda Edirne'nin de esas gelir kaynağı da bu olduğu için buna Edirne tarımına, Edirne'mize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim şeyimiz 3 boyutta olacak. Evet. Bir tanesi bu dediğimiz lisans öğrenimi. Yani genetik ve biyomühendislik bölümü lisans öğreneceğiz. 40 kişi bahsettiğimiz kişi evet. onlar zaten. Evet. Ama onun yanında bundan önce açtığımız bir biyoteknoloji ve genetik ana bilim dalı var. Tabii. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde. Burada master ve doktora programımız var. Evet. Bu biyoteknoloji ve genetik ana bilim dalında yine biz onun içerisindeyiz. Burada tıpçılar, işte veterinerler, ziraatçılar bizler, tamam mı? Biyolojistler, biyologlar bunun içerisinde zaten şu anda. Biz o bir karma bir ana bilim dalı. Burada biyoteknoloji ve genetik ana bilim dalını zaten buradaki gelen arkadaşlar, yani ziraat fakültesinden mezun olanlar veya işte biyoloji bölümünden mezun olanlar veya veteriner fakültesinden mezun olanlar burada gelip bizlerle master, doktora yapabilecekler zaten. Balkanlardaki eğitim yapan Bulgar ve Yunanlılar da mesela aynı yere gelebilecekler değil mi? Kesinlikle, kesinlikle onlar da gelebilirler. Üniversite adaylarına seslenen Kaya, Dünya Ayçiçeği Derneği Başkanı olmam sebebiyle yurt dışındaki tohumluk firmaları ve ayçiçeğinde çalışan firmalarla yoğun ilişkilerimiz var. Şu anda bizden en çok istedikleri bitki ıslahatçısı ve genetikçisi dedi. Ve yine Dünya Ayçiçeği Derneği Başkanı olmam sebebiyle yurt dışındaki evet. tohumluk firmalarıyla, evet. ayçiçeğinde çalışan firmalarla da yoğun ilişkilerimiz evet. var. Şu andaki bize en çok istedikleri şey bana bitki ıslahatçısı bulun diyor. Bitki ıslahatçısı ve genetikçisi bulun. Tarlada çalışacak, bu işi iyi öğrenecek, iyi bilecek, bir ıslah programını yürütüp götürebilecek. Bana bitki ıslahatçısı bulun diyor. Şu andaki en çok, şu anda yabancı dile inen şekilde olan, yabancı dili iyi olan arkadaşları ben bizim bölümümüzden veya bitki ıslahı dünyanın her yerine götürürüm. Şu anda işe sokarım. Şu andaki en büyük şeylerden bir tanesi, ihtiyaçlardan bir tanesi bitki ıslahı, iyi bir bitki ıslahçısı ve genetik.